Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın 14 Mayıs günü Kayseri'yi ziyaret öncesinde kente geldi. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ni ziyaret eden Enginyurt, burada konuşma yaptı. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere dünyayı gezin çağrısı yaptığını anımsatarak şöyle konuştu. Kayseri'yi nasıl bulduk diye bir soru Kayseri'ye hakarettir. Kayseri hakikaten Türkiye'de dünyaya model olmuş sanayisiyle, tarımcılıktaki gücüyle, esnafın bin yıllık belki de geleneğiyle Türkiye'de eşi benzeri bulunmayacak bir şehrimiz. Dolayısıyla Kayseri'yi güzel bulmamak, iyi bulmamak yanlış olur. Öyle bir değerlendirmemiz olmaz. Ama Kayseri'yi Türkiye gibi bulduk. İşsizlik, esnafın sıkıntıları, ekonomideki çıkmazlar, çiftçinin halinin perişan olması, gençlerin hayal kırıklığının daha da artarak büyümesi, işsizlik maalesef Kayseri'de de büyük oranda zuhur etmiş durumda. Özellikle sığınmacıların da bu şehirde yoğun bir nüfus artışıyla beraber Kayseri'nin gençleri bir Kayseri AKP milletvekilinin söylediği gibi sığınmacılar, Suriyeliler olmasa sanayimiz çöker dediği gibi sanayi çökmesin diye 3000 liraya sigortasız işçi çalıştıran, kaçak işçi çalıştıran bir şehre dönüşmüş. Arkalarında da büyük bir siyasi destek almışlar. Üniversite bitiren babasının, annesinin gözyaşıyla, emeğiyle 4 yıllık okul bitiren çocuklar bir de horlanın olmuş. Sanayiciler açıklama yapıyor. Efendim Kayseri'de çalışmaya genç bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz. Nasıl bir işçi arıyorsunuz? Sigortasız işçi. Nasıl bir işçi arıyorsunuz? Kaçak işçi. Nasıl bir işçi arıyorsunuz? Maaşı 3000 lira olan bir işçi. Kayseri'de 3000 liraya ev kirası mı var da çalışacak işçi bulamıyorsunuz? Öğretmen atamaları yapıyorsunuz. 96 alan KPSS'de çocuğa mülakatta 50 verip eliyorsunuz ama yandaş olunca 70 de alsa işe alıyorsunuz. Dolayısıyla bu haksızlık, bu zulüm Kayseri'de de artarak büyüyor, gelişiyor. Esnaf aldığı kredileri ödeyemiyor. Esnaf sigorta primlerini ödeyemiyor. Esnaf artık elektrik parasını ödeyemiyor. Esnaf doğalgaza yetişemiyor. Esnaf kira artışları karşısında ev sahipleriyle karşı karşıya gelme noktasında esnaf kepenk kapatıyor. Şirketler batıyor. Sadece 2021 yılında kapanan şirket sayısı %43 artmış. Ama iktidar diyor ki her şey güzel. Kayseri milletvekilleriniz var. Allah düşman başına vermesin. Hülya Nergiz'le İsmail Beyefendi. Bunları dinlerken kendinizi yalancı bir cennette hissediyorsunuz. Öyle anlatıyorlar ki açlık mı var, yokluk mu var? Bizden önce araba mı var, bizden önce elektrik mi var? Var olanların hepsini satmışlar. Kayseri'de ne varsa satmışlar. Ne varsa satmışlar devletin kurduğu. Bir tek fabrika kalmamış ve dönüp diyorlar ki bizden önce eski Türkiye çok kötüydü. Yeni Kayseri de çok kötü. Türkiye'nin lokomotifi olan Kayseri, sanayide lokomotif olan Kayseri, esnaf ve çiftçilikte lokomotif olan Kayseri artık göç veriyor. Dünyanın her yerini gezdim. Hiç Kayseri'ye de rastlamazdım. Almanya hariç. Ama şimdi nereye gidersem Türkiye'nin her yerinde Kayserili çalışanları görüyorum. Neden? Çünkü terk etmişler. Diyorlar ki 3 harfli marketlerde kasiyer olarak çalış. Gençler Avrupa'ya gitsin diyor Cumhurbaşkanı. Dünyayı bir gezsinler. Dünyayı gezmek için 20 bin lira lazım. Melik Gazi'den Goca Sinan'a gidecek parası olmayan gence dünyayı gez diyorlar. Aromalı kahve içerek gününüzü geçirin. Aromalı kahve 14 lira. Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Sayın Cumhurbaşkanı bütün gençleri Bilal Erdoğan gibi parası var olan gençlerden zannediyor. Ama maalesef Türkiye'de gençler her geçen gün bunalıma sürükleniyor. Her geçen gün intihar sayıları artıyor. Onun için Kayseri'yi de Türkiye gibi gördük. 15 bin lira gübreyle
tarlasına gübre atamayan çiftçi, mazotunu doldurup traktörünü tarlayı süremeyen çiftçi, Binali Yıldırım deliler gibi ekin diyor, ekmek için deli olmak gereken çiftçiyi gördük. Türkiye'deki çiftçi sayısı Cumhuriyet tarihinde ilk defa 500 binin altına düştü. Kayseri'de de çiftçilerin tarlasını ekmediğini gördük. İnşallah bu bütün eksikler, bu bütün yanlışlar, bu yönetememezliğin karşısında Demokrat Parti olarak esnafımızın, çiftçimizin, köylümüzün yanında olmaya devam ediyoruz. Bir iktidar değişikliği şart olmuştur. Kayseri başta olmak üzere bütün Türkiye'yi Kırat'ın süvarisi Gültekin Uysal'la birlikte ayağa kaldırmak üzere bugün Kayseri'deyiz. Yarın saat 15'te Kadir Has Kültür Merkezi'nde Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte Kayserilerle buluşacağız. Kayseri'nin makus talihini yeneceğiz. Türkiye'nin de makus talihini yeneceğiz. Baki Ersoy liderine bağlı Devlet Bahçeli'nin emrinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş ve asla davasını terk etmemeye yemin etmiş bir ülkücü olduğuna dair zaten tweet atmıştır. Baki Ersoy istifa etmiş olsa da gönüllerde MHP'lidir. En son Kayseri maçında da MHP İl Başkanı ile birlikte bozkurt yaparak gereken mesajı vermiştir. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden kovulmuş bir milletvekiliyim. İhraç edilmiş bir milletvekiliyim. Allah razı olsun, iyi ki etmişler. Gültekin Uysal'la ve Demokrat Partililerle beraber Türkiye'nin kaderini değiştirmek için bütün Türkiye'yi geziyoruz. Dolayısıyla Baki Ersoy kardeşimi severim. Siyasette de yaşamında da başarılar dilerim. Ama Baki Ersoy MHP'den istifa etmemiştir. Sadece kağıt üzerinde istifa etmiştir. Dolayısıyla orada ona mutluluklar dilerim.